arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde tuttuğum o güzel fıstıklı modelimizi çalışacağız. Modelimizi battaniyelerde, ceket ve hırkalarımızda kullanabiliriz. Çok güzel şal yapımı olabilir ve istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ben bu çalışmamızda batik ipimi kullandım. Sizler tiftikler, angoralar ya da simli iplerimizi tercih edebileceğiniz gibi normal bebe iplerimizle de bu modelimizi örebilirsiniz. Kullanım amacımıza göre ipimizi belirleyelim ve 3,5 numaralı şişimle ben çalıştım. Bakınız, tonus şişimle. Evet, kanalımıza abone değilseniz abone olarak zil sesini aktif hale getirerek bizleri güzel yorumlarınızla ve beğenilerinizle desteklerseniz çok seviniriz ve hemen kolay gelsin diyerek modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Çalışmamı yine aynı ipimle yapmak istiyorum ve başlıyorum. Bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra gevşetiyorum ve yeteri kadar, modelimize yetecek kadar zincirimi şöyle göz kararı çekiyorum. Tunus işi seven arkadaşlarımız için güzel bir çalışma. Bu çalışmayı tığla da yapacağız inşallah. Tığ seven arkadaşlarımız için. Evet, şu kadar zincirimiz yeterli. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Hemen bakınız, ilmeğimi şöyle uzatıyorum. Hemen yanındaki bakınız ilk ilmeğin içerisinden girerek tekrar ikinci bir ilmek uzatıyorum. Burası modelimizin şuradaki görmüş olduğumuz kenar ilmekleri, dikişte kullanacağımız bölümler. Hem başlangıçta hem bitişte 2 tane ilmeğimiz mutlaka olmalı. Şöyle uzatıyorum ve başlıyorum saymaya. Bakın, zincirlerim görülmekte. 1, 2, 3. 3. zincir yuvasının içerisine giriyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3 defa sarıyorum. Tekrar tığımın başını, şişimin başında oluyorum. Hemen yanındaki 1, 2, 3 yandaki zincirimin içerisine girdim. Şişimin başını doluyorum. Grup araları için şuradaki görmüş olduğumuz gibi bakınız, her grup arası için 2 tane zincir atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 saydım, 2 saydım. 3.'ye batıyorum. Başını dolamıştım ve uzatıyorum. 1, 2, 3. Bir tanesini yaptım. Grubumuzu ayırmıştım. Hemen yanına tekrar tığımın, şişimin başını doluyorum. 1, 2 ve 3. 2 grubumuzu ördüm. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3.'ye yeniden batıyorum ve başlıyorum. Hemen yanındakine 1, 2, 3. Çiftli gruplarımızı yapıyoruz. Çiftli gruplarımızı yan yana, arada ise 2 zincir, 3.'ye batıyoruz. Çiftli grubumuzu yaptım ve tekrar sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındakine 3 defa daha giriyorum. 1, 2, 3. Bakınız, gruplarımızı burada 1, 2, 3, 4 tane grubum oldu. Bir tane daha yapalım. 2 grubum yan yana. 1, 2 atlıyorum. 3.'ye batıyorum. Şişimin başını doluyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındakini 3 defa daha dolduruyorum. 1, 2 ve 3. Evet, 5 tane grubumuz oldu. Şu şekilde gayet belirli. Bakınız, grup aralarımız, herhangi bir sıkıntı yok. Hemen kenara, artık daha fazla uzatmayalım. Hemen kenara, kenar ilmeklerimizi örerek tamamlayalım. Şuradaki fazlalığı ben keseyim. Gözümüze çirkin görünmesin. Fazla olan zincirimi kestim. Hemen batıyorum. 1, son batıyorum. 2 kenar ilmeğimize battım ve şimdi birer birer örerek geri dönüyorum. Gruplarımızı üçer üçer çekip bakınız, her üçü çekiyoruz, aralarında birer zincir ilave ederek ilerliyorum. Birinci ilmeğimi kapatıyorum, ikinci ilmeğimi kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Aradaki 3 tane almış olduğum şu fıstık grubumuzu çekiyorum, bir zincir, tekrar bir zincir çekerek içeri giriyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Bir zincir çekerek diğer grubumun içerisine geçiyorum ve çıkıyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Bir zincir çekerek içeri giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekerek giriyorum. Her üçlünün içerisinden giriyoruz ve bir zincir. Tekrar zincirimize giriyorum, kapatıyorum. Zincirimle giriyorum, üçlüleri sırası ile alıyorum. Bir zincir, tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer üçlü fıstığımı alıyorum ve kapatıyorum. Bir ve kenardakini de örüyorum. Bir. Hemen bir zincir çekip uzatıyorum ve yeniden sıra başına doğru ilerlemeye başlıyorum. Bakınız şu şekilde aldık. Burada henüz çok bir belirlilik göstermemekte. İlk sıramız olduğu için. Şimdi örmeye devam ettikçe çok güzel ortaya çıkacak modelimiz. Evet, bir tane uzattım. Hemen yandan giriyorum ve uzatıyorum. Tığımın başına doluyorum. Şişimin başını doluyorum ve hemen şuradaki ilk iki tane fıstık arasına girerek 6 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 defa doldurdum. Tekrar şişimin başını doluyorum. Diğer fıstık arasına giriyorum. Her iki grubun arasına giriyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle görelim bakınız. 5, 6. Yeniden başını doluyorum. Diğer gruba giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer grup. 'Diğer araya giriyorum. Şu şekilde bakınız. Beş ve altı. Evet. Şöyle görelim. Her ikili gruplarımızın arasına girdik. Bakınız arasında üçer zincir çekmiş olduğumuz yerlere değil, hemen yan yana örmüş olduğumuz fıstıkların içerisine 6'şar defa sardık. 1, 2, 3, 4, 5 tane grubumuz bu şekilde oldu. Şimdi kenardan 2 tane şöyle ilmeklerimizi uzatıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Hemen şuradan kenardan alıyorum, uzatıyorum. İlmeğimi çıkıyorum bakınız 2 tane. Fıstıklarımız da aynı boy olmasına dikkat edelim. Ve bir örüyorum. 2 örüyorum. Zincirimi çekiyorum. Şöyle ortalayarak 3 tanesini ayırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar zincir çeker gibi yapıyorum. Bakın zincir pozisyonu ve giriyorum. Bir zincirimle kapatıyorum. Tekrar zincir gibi alıyorum. Tam yarısını bölüyorum. Kapatıyorum. Tekrar zincirimle giriyorum. Kapatıyorum. Bakınız ikiye böldük. Yeniden zincirimi çekerek giriyorum. Tam yarısını alıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çektikten sonra yeni bir zincir başlatarak içinden geçiyorum ve kapatıyorum. Bir zincir, yarısını alıyorum. Kapatıyorum zincirimi. Tekrar çıkıyorum kalanı. Zincirimle kapatıyorum. Zincir çekerek giriyorum. Yarısını alıyorum. Bir zincirimle kapatıyorum. Bir zincir kapatıyorum. İki kenar ilmeğimi örüyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. Bakınız ikinci sıramızı bu şekilde kurduk. Şimdi üçüncü sıramızı yine aynı şekilde 6'şar fıstık doldurarak ilerleteceğiz. Evet, yeniden çalışmaya başlıyoruz. İlmeğimizi uzun alalım. Yanından ikinci ilmeğimi çekip alıyorum. Ve şişimin başını doluyorum. Tam ortasına bakınız. Üçer üçer ayırmış olduğum yere 6 defa giriyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şişimin başını doluyorum. Diğer grubun arasına giriyorum. Tekrar diğer araya. 1, 2, 3. Bütün başaklarımızın içerisinden 6 defa çekiyorum. Çok kolay bir model. seçeceğiniz iplerle gayet güzel, göz alıcı olabilecek özellikle ve örmesi de son derece keyifli. Son iki tane ilmeğimi hemen alıyorum, uzatıyorum, diğerini. Başlangıç ve sonda ikişer ilmeğimiz var. Hemen birini örüyorum, ikinciyi örüyorum ve üçer üçer ayırıyorum. Şu şekilde göz kararı ayırabilirsiniz. Ayırdıktan sonra bir zincir, tekrar zincir çekerek giriyorum, zincirimi dışta kapatıyorum. Yeniden bakınız, kapadım, bir zincirimi çektim, giriyorum, bir zincir, tekrar zincir çekerek geçiyorum, kapatıyorum, bir zincirimi yaralayarak alıyorum, kapatıyorum, tekrar içinden çıkıyorum, bir zincir, çok keyifli. Zincirimi kapatıyorum. Kapatıyorum ve birer birer kenar ilmeklerimi örüyorum. Şu şekilde bakınız. Modelimiz sürekli bu şekilde kurularak ilerlemekte. Modelimiz bu şekilde devam etmekte. Sağdan sola doğru giderken 6 defa dolduruyoruz. Soldan sağa gelirken yaralayarak bu şekilde başaklarımızı oluşturuyoruz. Evet, başaklarımızı bu şekilde ardı ardına örerek büyütüyoruz. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.